Selamünaleyküm değerli dostlar. Demir Motor'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar 10 gün önce bir anket açmıştım YouTube kanalımda. Sizlere sormuştum. Sizce hangisi yeni nesil yağlar mı? Yoksa hani kırmızı mavi olanlar yoksa eski nesil 2T Castrol yani sarı renkli eski usul dediğimiz yağlar mı diye tercihleri alalım diye bir anket yapmıştım. 210 oy kullanıldı. Yeni nesil kırmızı, mavi renkli ya da kırmızı renkli konsantre dediğim benim tabirimle olan yağlara %42 oy kullanılmış. Eski nesil 2T yağlarda ise %58 oy kullanılmış. Yani aralarında çok bir fark yok ama en çok eski nesil yağlar tercih edilmiş. Bunları şimdi bir açıklık getireceğim. Yani kendi tecrübelerimi sizlere bahsedeceğim bunlarda. Yaşadığım dükkanda olaylar, motorlarda yaşadığımız yağ durumları, hani artı yönleri nedir aslında, eksi yönleri nedir? Şimdi her iki yağda kimisine göre iyi, kimisine göre kötü arkadaşlar. Herkesin bir anısı, bir macerası olmuş bu yağlar konusunda. Şimdi teknoloji giderek değişiyor. Motorların sistemi her ne kadar da aynı gözükse bir farklılıklar yapılıyor. Bunlara göre de yağlar değiştiriliyor arkadaşlar. Bazen yaşadığımız bir olay var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok eski serilerde mesela bunları yorumlarda da yazanlar oluyor. Çok eski model motorlarda yani nasıl söyleyelim 90 senesinden aşağıya yani 80, 85, 90, 95 diyelim. Yani 2000'den aşağıda keza öyle söyleyelim. Bunlarda kırmızı yağların iyi gelmediği söyleniyor. Bu doğru mu, yanlış mı? Yani şöyle baktığımda bir nevi doğru olduğunu ben de görüyorum arkadaşlar. Çünkü o model motorların sistemleri biraz daha farklı. Yani farklı derken daha büyük hacimli motorlar, karbüratörleri daha farklı yapılıyor. Yani şu an yeni nesil yapılan bu motorların o zamanki kullanım şartlarıyla kullanıldığını düşündüğünüzde onların geldiği kadar yani 20-25 sene 30 sene geleceğini ben de tahmin etmiyorum. İhtimal vermiyorum. Yani sizler de ne düşünüyorsunuz bilemeyeceğim ama yani eski motorlar hani her zaman deniyor daha sağlam, daha iyi. Daha iyi üretiliyor. Şimdi her şeyin bir şeylerinden çalmaya başladılar. Aslında bunun genel amacı nedir? Bu yağlar konusunda söylemek gerekirse egzoz emisyon yani çevre sağlığı, çevresel düşünümle. Tabii ki bu da çok önemli bizim için. Ama motorları buna göre yapmıyorlar mı desek ya da kalite mi düştü ya da yağdan mı bunu söylemek net olmaz, doğru olmaz. Yani baktığımızda eski model motorların karbüratörleri daha bir böyle sağlam, daha iyi bir markalara yaptırılıyordu. Şimdi Çin'i çıktı, işte yan farklı markası çıktı. Herkes fiyattan ve nasıl söyleyeyim maliyeti düşürmek açısından söyleyelim. Farklı markalara yaptırıyor. Hiç kimse kaliteli olsunla gitmiyor. Var böyle modeller. Yok değil arkadaşlar. Ama işte ne bileyim elektronik karbüratörleri çıktı artık. İşte bunları nazaran ya üretmiş oldukları işte hepsini karşılayacak bir orta şekilde bir yağ yapıyorlar. Bu karbüratör konusunda bu yağlar daha etkili, daha iyi oluyor. Ama motor konusunda motorun sistemine bağlı olarak iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama karbüratör konusunda daha iyi olduğu net arkadaşlar. Yani bu yeni nesil yağlar için söylüyorum. Karbüratör sağlığı için çok çok daha iyi. Motor sağlığı için ise belli başlı bazı model motorlarda iyi olabiliyor, kötü olabiliyor. Kullanım sıklığınıza, kullanım yoğunluğunuza bağlı olarak, hava şartlarına da bağlı olarak bunlar değişebiliyor. En büyük etkenlerden birisi de bu.
Ama istediğin kadar zorla yani ne konuda zorlarsan zorla karbüratör sağlığı için hiçbir şey fark etmiyor. Yani her türlü karbüratör için sağlıklı. Bunu söyleyebiliriz. Bunu ayırıyoruz. Karbüratör için en iyisi yeni nesil yağlar dediğimiz. Peki gelelim motor konusuna. Şimdi gene soracaklar. İşte şu kadar kapak atıyorum. Şu kadar milim koyuyorum. Arkadaşlar bu konuları geçtik artık. Bu konuları anlattığım bir sürü videom var. Konuların içine dalmayalım. Konu içerisinden hariç mümkün oldukça yorum yapmayalım. Kanala yeni ziyaret edenler benim diğer eski videolarıma bir zahmet baksınlar. Hem destek olmuş olurlar, hem başka bilgiler öğrenmiş olurlar. Sorularınıza yanıt bir sürü videolar var arkadaşlar. Şimdi biz muhabbet sohbet tarzında bu konuyu değerlendiriyoruz. Bir değerlendirme yapıyoruz. Gelelim konumuza. Motor konusunda ne söyleyebiliriz? Şimdi motordan ziyade dediğim gibi egzoz emisyon konusuna biraz takılmış durumda firmalar. Yani ben daha çevreciyim. Öteki ben daha çevreciyim. Şimdi Avrupa'da yani ülkemiz dışında, tabii ülkemizde de böyle insanlar var ama ülkemiz dışında alışılmış bir çevrecilik bu konuda sistem var. Ya biz pek dikkat etmiyoruz. Mesela oto sanayileri olsun veya farklı bir sanayiler olsun kesinlikle atık yağlar su kanallarına, yerlere işte suyu yağmur suyuyla birlikte içme sularına karışılması çok çok zararlı ve çok büyük cezaları olduğunu ben duymuştum bir yakınımdan. Almanya'da yaşayan bir yakınımdan. Kesinlikle böyle şeylere izin vermiyorlar. İşte tam emin değilim. İşte internetten araştırıp da sizlere bunu söylüyorum. Sadece üreterek aklıma gelenleri sizlere söylüyorum ama işte 1 litre yağın işte kaç bin litre suyu kirlettiği, işte 1 litre yağın işte şu kadar alana zarar verdiği biliniyor, söyleniyor. Hani bununla ilgili araştırmalar var. İnternetten açıp bakabilirsiniz. Yani yağ deyip de geçmeyin. Madeni yağlar, bu tür yağlar çevreye çok ciddi zararlar veriyor. İşte stilin mesela ağaç keserken zincir yağı olarak biyo dediği yanlış hatırlamıyorsam bitkisel bir yağları var. Bunlar çevreyi yani sıfır atık olarak çevreyi hiç kirletmeden gönül rahatlıkla kullanabileceğinizi söylüyor. Yani çalışıyorlar devamlı çevresel yönde çalışıyorlar. Tabii ki bunlar iyi bir şey. Yani hepimizin görmek istediği güzel şeyler arkadaşlar. Bakayım kısa bir bilgi bulursam sizlere bununla paylaşım yapacağım. Ondan sonra yani aynı şekilde yani hava kirliliği de yani yere damlamasından ziyade işte atmosfere verdiği zararlar da araştırılıyor. Bunlara göre yağlar yapılıyor. Benim şahsi düşüncem biraz daha farklı katkılar kullanarak benzine katılan yağı dumansızlaştırıp daha az miktarda yağ katılıp daha çevreci olmalarını sağlamak. Yani zaten benzin havayı kirletiyor. Bunun içerisine duman, yağ, yani o çok aşırı duman olan yağ da katılınca ne oluyor? Daha da çok kirletiyor. Yani bunu sen, ben, o, şu, bu diye düşünmeyin. Bu motorlar günde otomobiller işte bütün taşıtlar birleştiğinde ve bu motorlarda birleştiğinde düşünün yüz binlerce bir gün içinde yüz binlerce belki de kullanılan motorlar oluyor aynı anda. Bunların çıkarttığı zararlı gazlar, egzoz gazları, işte çıkarttığı diğer kimyasallar, işte çevreyi kirleten her türlü unsurları düşündüğünüzde ne kadar çok bir doğaya zarar verdiğini düşünebilirsiniz. Firmalar herhalde bunları düşünüyor ve çevreci olmak şartıyla kaygısıyla bunları düşünüyorlar. Mesela Stihl bir açıklama yapmış. Stihl motor yağları hakkında. Stihl bünyesinde büyük bir tutkumuz var. Her zaman işleri kullanıcılı için biraz daha kolaylaştırmak, yani makineler ve teknolojiler sürekli olarak geliştirilmekle kalmaz. Aynı zamanda ileri teknoloji yağlar ve yağlayıcılar da geliştiririz diyor. Yani sadece motor üretmiyoruz biz diyor. Motorları ürettiğimiz gibi yağları da geliştiriyoruz diyor. Kurum için Stihl Geliştirme Merkezi'nde bir gün bu saf malzemelerin iyileştirilmesi için uğraş verir diyor. Yani dediğim gibi kurum olayı. Yani
Yeni nesil yağlar duman olmadığı için içindeki katkılarla sebebiyle motorda kurum yapmasını minimuma, en aza indiriyor. Daha çok kurum motorunuzun segment aralarını doldurması demek. Emiş yataklarınızı, emiş kanallarınızı doldurması demek. Mesela Eco'nun bir tırpanı var. İsmi aklımda değil. Modeli aklımda değil. O kadar küçük emiş kanallar yapılmış ki silindire, motor kronik o kanalları dolduruyor arkadaşlar. Bunlara mavi yağ öneriyorduk. Ve mavi yağla daha fazla uzun süre gittiğini gördük. Yani eski nesil yağla, hele ki 30 numarada, yani adam en fazla 20-30 litre benzin yakabiliyor. O kadar kısa sürede, eğer kötü bir yağlaysa, yağ var ise motorda, bu çabuk tıkıyordu emiş yataklarınızı. Bu da ne yapıyor? Motorunun gaz yememesine, güç düşmesine neden oluyor. Böyle bir hatalı bir yaptıkları var. Yani emişleri çok dar yapmışlar. Emiş kanallarını. Silindirdeki o yandaki kanallar arkadaşlar. Ondan sonra kurum olayından bahsetmişler. Hedefimiz çok daha etkili ve çok daha çevre dostu bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak. Yani dediğim unsuru bakın stil söylüyor. Daha çok çevreci, daha çok çevre dostu yağlayıcı sistemler, yardımcı işler yapmak diyor. Motorlu testere ve şarjlı ekipmanları için motor yağları ve yağlayıcılar üretmektedir. Yani gelecekte buna da bir ayrı video çekeriz. Artı yönleri, eksi yönlerini paylaşırız. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Geleceğin motorlu testereli şarjlı mı olur? Şarjlıların artı yönleri nedir? Eksi yönleri nedir? Bakalım bu konuda bir iki araştırma yapıp sizlerle paylaşım yapacağım arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki hiçbiri benzinlinin o performansını sağlamaz ama bunlara rakip belki birkaç model çıkabilir. Tutulursa motorlu testereler belki tarih olabilir. Ama ben gene de ihtimal vermiyorum. Çünkü şarjlıların gücü bunlar motorlu testerelerle ölçülmeyecek derecede. Aralarında biraz fark var. Bunları detaylı olarak girmek lazım. Bunu da bir ayrı video çekeriz arkadaşlar. En iyi iyileşme diyor. Yani bu yağlarda yapılan en iyi iyileşme nedir? Ondan bahsediyor büyük ihtimal. Stil motor yağı özellikle stil motorlarının gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilir. Yani stil motorlarının gereksinimlerini karşılamak üzere. Yani sadece stil üzerine bunlar geliştiriyor ama diğer markalarda da kullanılabilir. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Bu yüksek performanslı motor yağı yanma odası egzoz sisteminin karbonizasyonunu azaltır. Contalar ve sızdırmazlık elemanları için zararlı değildir. Bu özellik tam yük altında sürekli çalışma koşullarında bile makineyi destekler, gün be gün koruma sağlar. Yani katılan yağlar içerisindeki bazı maddeler, benzin hortumu, contalar, keçeler, bunlara da zarar veriyor. Bu tür yağlarda daha az verdiğini söylüyor Stil. Stil kendi motorları için üretiyor bunu fakat ama diğer motorlarda kullanabilir. Sistemler aynı çünkü Husqvarna yağını Stil'e kullanabilirsin, Stil yağını Husqvarna'ya kullanabilirsin. Bu ben stilcilik yapmıyorum. Kendi paylaşımlarından sizlere yorumlayarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yanlış bilgi vermemek için. Ne demiş? Motor yağı yağlama ve aşınmaya karşı koruma sağlar. Yağın asıl amacı bu. Motor yağı yağlama ve aşınmaya karşı koruma sağlar. Ve böylelikle motor ömrünü uzatır. Çok düşük karbonlaşma, kurumlaşma güvenilir biçimde çalışır. Çok düşük şekilde de karbonlaşmayla, kurumlaşmayla güvenli şekilde çalışmasını sağlar diyor. Stil motor yağı yanma sırasında motorda çok çok az miktarda kalıntı bırakır. Yani asıl amaçlarından birisi, yani faydalarından birisi bu arkadaşlar. Kalıntı bırakmak. Aklınıza herhangi gelebilir, her şey gelebilir. İşte kurumdu, işte farklı şeylerdi. Bu durum ön ateşleme, kontrolsüz yanma ve buji arızalarını engeller. İşte önemli noktalardan birisi bu. Sadece kurum olarak düşünmeyin. Hani diyorum ya, kötü yağ kullanırsanız bujinizde kararma yapar. Diğer videolarımı izleyenler bilir. Bujilerde kararma yapıyor. Bujileri kurumsağa bağlıyor. Motorun çalışmasını, gaz ayarını etki ediyor. Yani bu seçim şimdi motora işte falan yağ koyduğunuzda ayarı çok güzel. İşte başka markaya geçtiğinizde motorun ayarı değişti, motor dengesizleşti dediğiniz nokta bu arkadaşlar. Bunları etki ediyor.
Motor uzun süre verimliliğini korur. Kuvvetli kırmızı renk karışma sürecinin kolaylıkla gözlenmesini sağlar. Yani motorlarda aslında bu renk muhabbeti sizlerin benzine yağ koyduğunuzda karışıp karışmadığını ve benim şahsi düşüncem olarak iki zamanlı yağ ben bu benzine kattım mı katmadım mı diye yani oldu bidonu kattınız. İki bidon koydunuz. Birini kullandınız. Diğerine ben yağ katmış mıydım, katmamış mıydım? Herhalde ben katmıştım deyip yağ koymadan koyduğunuzu zannedip motoru koyup motorunu kilitletmenin olayınız. Bu yağlar renkli olduğu için yağ katıp katmadığınızı anlayabiliyorsunuz. O yönden güzel bir şey. Yani içerisine bunların renklendirici madde katılıyor. Bunların aslında bu yağların kötü olmasının nedenlerinden birisi, öyle zannedilmesinin birisi, içerisine katılan o renklendirici madde. Kimisi buna boya katıyor dediklerine, boya öyle telaffuz ediyorum, çok adi bir renklendirici katıyor. Bu da bidon altına çökme yapıyor. Bidon altına çökme yaptığında bu motorla birlikte yanamıyor. Pistonunuza yapışmasını, pistonunuza zarar vermesini, karbüratörünüze zarar vermesini, filtrelerinizi tıkamasını, yani aklınıza gelecek her türlü zarar yapıyor. Bu yüzden işte ben kırmızı yağ kullandım, benim motor hiç iyi gelmedi, motorum kilitledi. İşte karbüratörüm bozdu dedikleri olay bu arkadaşlar. O yüzden markalı, güvenilir yağlar, dediğim gibi bidonlarınızı, dinlendirdiğinizde altını, direkt çevirinizde altında torta olmayacak. Eğer iyi bir renklendirici kullanılıyorsa bu çökme yapmaz. İyi karıştığı için yağla sıkıntı olmuyor arkadaşlar ama yani yanması için, karışması için ona göre renklendirici katılıyor. Tabii yağ üretici değilim. Tecrübelerimi sizlere paylaşıyorum. Ama ve lakin eğer kötü bir renklendirici katıyorlarsa bu motorunuza ciddi zarar veriyor. Yağ ne kadar iyi olursa olsun motorunuza ciddi zararlar verecektir. Ondan sonra ne demiş? Temel avantajlar. Genel olarak avantajları kırmızı yağların nedir? Performans, temizlik. Performans konusunda ne söyleyebilirim? Mesela açıklık getirelim. Siz işte mesela 1 litre benzine eski dediğimiz yağlardan 50 gramı düşmeyin diyoruz değil mi genel olarak? Şimdi kılavuzunda demeyin bana şu işte yeni kanalı izleyenlere ya da bu işi başlayana yok benim motorum şu kadardı 20 milim koyman lazım. Sen niye çok koyduruyorsun falan. Arkadaşlar bu konulara girmeyeceğim. Kullanım şartları, kullanım amacınız, hava sıcaklığınıza göre bu yağ oranları değişir. Kullanım kılavuzuna göre eğer motoru kullanıyorsanız tamam ona göre ya kullanım kılavuzunda ne yazıyorsa onu yazın. Ama siz kör zincirle kullanıyorsunuz. Çok sıcakta kullanıyorsunuz. Motoru hiç dinlendirmeden kullanıyorsunuz. Oradaki kılavuzdaki yağ oranı motorunuzu desteklemeyecektir. Motorunuz hararet yapacaktır. Falan filan diye devam eder. Şimdi anlatmaya girmeyeyim. Çok bilen istediği gibi koysun arkadaşlar. Genel olarak ustaların genel sizlere önerisi 50 milimi düşmemeniz eski nesil yağlarda. 60, 70 hatta 80 koyanlar var litreye. Bunun artı yönü motoru korumaktır. Eksi yönü, şimdi bu yağla bağlaştıracağım. Onun yüzden konuyu değiştirdiğimi zannetmeyin. Artı yönü motorunuzu iyi yağlayacaktır. Harareti engelleyecektir. Eksi yönü ise işte kurum olayı, gaz ayarı, gaz dengesi, motoru çalıştırırken hafif zorlanma. Yani bunlarda bir problem yaşayacaksınız. Ama benim motoruma bir şey olmasın. Benim motorum çalışsın, sıkıntı yok benim için derseniz doğru. Tabii her şeyin iyi yönü ve kötü yönü var. Buna diyecek bir şey yok. Peki performansa bunun nasıl etkisi var? Dediğim gibi fazla yağ kattığınızda benzinin yanıcı özelliği azalıyor. Yani oktanı düşüyor. Benzinin iyi yanabilmesi için bir oktan oranı vardır. Zaten ülkemizde oktan oranları düşük. Yani çoğu ülkeyle hemen hemen aynı olabilir ama bazı ülkelerde oktanlar daha yüksek. Benzin oktanları. Çok bu konuda bilgim yok ama söylemek istedim. Yani yağ kattığınızda benzinin oktanı 95 oktansa 90 oktanı düşecektir. Fazla kattığınızda mesela diyorum 85 oktanı düşecektir. Bu da yanma performansı, motor performansını etkileyecektir. Peki kırmızı yağlarda ne oluyor? Bunun yarısı konulduğu için normalde 20 milimdir, 25 milim aralığındadır
kullanım kılavuzlarına. Bizler kullanım şartımıza göre bunu garanti olsun diye 30 milim koyuyoruz. 40 da koyabilirsiniz. Ama 50 koymanız gerçekten gerek yok. Koyarsanız da bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Ama yağınıza zarardır. İşte motor performansını etki edebilir. Yani eski nesil yağlara göre bu yeni nesil yağlar daha az konulduğu için motorunuzun benzin oktanını 95 oktansa 92 oktanı düşürecektir veya 90 oktanı düşürecektir. Diğeri kadar düşürmeyecektir. Daha az kattığınız için mantık bu. Benim şahsi düşüncem bu. Motor daha iyi, yani saf benzinle çalışıyormuş gibi daha performanslı olacak. Ondan sonra koruma ve performansı dediğim, ilk başta dediğim kurum, işte conta sağlığı, işte vesaire vesaire. Ondan sonra yağlaması motorunuzu yeterli şekilde yağlayacaktır. Daha etkili yağlayıcılar olduğu için. O yüzden zaten 50 milim değil de 30 milim, 20 milim koymanıza fırsat sağlıyor. İçindeki katkılar daha farklı. Ve motor gücü. Dediğim gibi oktan benzin yanıcılığı düşmediği için. Yani burada da bir not düşmüş. 50'ye 1 benzin yağ karışımı. Yani 50 litre benzin için 1 litre motor yağı kullanmasını tavsiye eder diyor Stihl. Yani 50 litreye 1 litre benzin, 1 litre yani 50 litre benzine 1 litre yağ katılması söyleniyor arkadaşlar. Bunda not düşmüş. Dediğim gibi kırmızı yağların artı yönleri bu, eksi yönleri bu. Diğer yağa göre. Şimdi gelelim eski nesil yağ. Video biraz uzadı ama umarım sıkılmazsınız. Eski nesil yağlarda, eski nesil motorlarda daha iyi mi geliyor, daha mı kötü mü geliyor? Bu bana göre de biraz daha doğru arkadaşlar. İyi geliyor eski nesil yağlar. Çünkü bu motorlar biraz daha seriliğe yönelik. İşte emme, defetme, piston yapısı, piston kalitesi bunlar biraz daha farklı yeni nesillerde. Karbüratörler aslında en çok önemli olan karbüratörlerin de. Bu yüzden çok eski model motorlarda iki zamanlı yağ kullanın. Yani öyle bir eski motorlar var ki arkadaşlar 90 numara yağ bile yakıyor. Bu motora hiçbir sorun yapmıyor. Düşünebiliyorsunuz mu? Şimdiki yeni nesil motorlara 90 numara yağ koyduğunuzda bir düşünün halini. Ne hale gelir? 20-50 ne hale gelir? Adam 4 zamanlı araba motor yağ koyuyor. Kara duman atıyor. Ben o dumanı göreceğim. O dumanı görmek iyi değil. 2 zamanlı yağın dumanını görmek iyi. Yani eski tabirle odur. Neyse. Avantajları ne? Dezavantajları ne? Mesela düşünüyorum şimdi. Yeni eski nesil yağlarda Castrol, Opet, Shell bu tür yağlarda yağ oranını doğru ayarlayıp ayarlayamadığınızı motordan çıkan dumandan anlayabiliyorsunuz. Yani derler ya duman göreceğin koyacağını motorda duman atacak dediğiniz olay ile motorunuza kattığınız yağ oranını ayarlayabilirsiniz. Biraz daha iyi yağlıyor düşüncesini düşünüyorum. Fazla kattığınızda daha iyi yağladığını ben de düşünüyorum. Eski nesil kırmızı yağlarda şöyle bir durumla karşılaştık. Birkaç motor, her motorda değil, motorun yapısı bunu gerçekten etkiliyor. Yeni nesil kırmızı mavi yağlarda aşırı fazla katıldığında o içerisindeki maddeler büyük ihtimal yanamıyor. Yanamadığı için pistona, silindire yapışıyor arkadaşlar. Kapkara bir duruma dönüyor. Bu yüzden çok fazla değil de işte 25 değil de 30 koyun. 30'un üstüne fazla çıkmayın. 40 mesela, en fazla 40. O da motorunuzun yapısıyla alakalı karar mı olur olmaz onu net söyleyemeyeceğim. En ideali 30 milim koymaktır. Yeni nesil yağlarda istediğiniz kadar fazla koyun. Motorunuza yapacağı etki fazla kurumdur. Piston kararması yapmaz. Sekman aralığını doldurabilir. Rulman aralarını doldurabilir. Tabi uzun vadede bunlar. Motorun sistemi de bunları çok fark eder. Kimi motorda bu dediklerim olmaz. Kimisinde olur. Yani her şeyi aslında kararında kullanmak. Kararının bir tık üstüne çıkmak. Fazla değil. Yani gene insan bedeninden örnek vereceğim. Yani bazen insanlarımız anlamıyor bunu. Her gün yağlı. Her gün işte kuruk yağlı bir yemek yiyin. İşte bol tereyağı yiyin, işte sürekli kızarmış
yağda kızarmış ürünler yiyin. Ne olacak? Oh, karnım doydu. Beni bu çok tok tutuyor dersin. Ama bir süre sonra kolesterolün tavan yapar. Kilo almaya başlarsın. Halsizlik, uykusuzluk, bir sürü etkisi var kolesterolün, bildiğiniz üzere. Kalp damar sağlığı hastalığı olacak. Yani insan bedeni gibi çalışıyor arkadaşlar bu motorlar. Gerçekten böyle, buna inanın. Sürekli haşır neşir olduğumuz için gerçekten insan bedeniyle hemen hemen aynı çalışıyor. İnsan bedenindeki zararlarla motordaki oluşan arızalar hemen hemen aynı. İki zamanlı motor kut aldığınız yağ üzerinin 2T yazmasına dikkat edin. Dediğim gibi kırmızı yağlarda o boya mevzusuna dikkat edin. Diğer bu nesil, eski nesil yağlarda marka olmalısına dikkat edin. Mesela eskiden daha var mı o yağlardan bilmiyorum ama normal kırmızı kutu Castrol 2T'lerin ya da diğer marka 2T'lerin çok çok fazla iyi modelleri var. Bunlar nelerde kullanıldı biliyor musunuz arkadaşlar? İki zamanlı motosikletler vardı ya eskiden. Hani Mez olsun. Bunlardan biraz daha ondan sonra yenilenmiş Kawasaki'nin, Yamaha'nın, işte yanlış hatırlamıyorsam RX 115, 115'ler, 135'ler vardı. İşte Honda'nın farklı iki zamanları vardı. Kawasaki'nin vardı. Böyle çok seri iki zamanlı motosikletler vardı. Bunlar da bu Castrol tarzı yağlar kullanılıyordu. O zamanlar iki mavi yağlar tabii ki yoktu. Onlar için daha yüksek performanstı. İşte yakıt, benzin oktanını düşürmeyen ve motoru daha iyi kullanan, sentetik özelliği çok çok yüksek olan, bunlar mineralli arkadaşlar. Sentetikler zaten pahalı. Soğumaya etkisi oluyor. Bulabilirseniz o tarz daha iyi yağlar kullanın. Birisi bana söylemişti, Motulum var diye. Çok pahalı ama gerçekten Stihl'in, Husqvarna'nın bu yağlarına rakip olacak bir yağ var demişti. Onu öğrenirsem sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Güzel bir yağ var. Dediğim gibi litreye 30-40 gram katılıyormuş. Yani yetiyormuş. O kullandığını bana söylemişti. Çok da hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bulmak nasip olmadı ama bakacağım. O tür yağlar var. Mesela Castrol 2T şu an mesela diyelim 50 lira. O dediğim özel sentetikli, işte daha katkılı, iki zamanlı koruculuğu yüksek olan yağlar 100 lira falan arkadaşlar. Yani iki katı fiyatı. Ama kurum olayı, işte o sıcaklıkta motorunuzu koruma olayı çok çok fazla. Motorunuza zarar verecek herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öyle yağlar var markaların. Çok kullanılmadığı için çok da bilmiyoruz. Çok da talep olmadığı için. Şimdi o yağ alsam Castrol'ün yanına koysam mesela, bu yağ 50 lira, bu yağ 100 lira dediğimde adam, aradaki farkı böyle 28 dakika oldu şimdi. 28 dakika adamı bunu anlatamam ki. Vardır bir iyiliği. Parasını düşünmeden zaten alır. İyisi hangisi onu alır. Yani, tabii ki bu işler bütçe meselesi. Yani bazı insanlar bunu detaylı olarak anlamak istiyor. Herkese bunu tek tek anlatacak durumumuz yok. İyisini düşünen zaten söylediğimizde bu iyi, arkana bakma dediğimizde alıyor. Bu da iyi ama bu daha iyi dediğimizde alıyor. Fiyatı, bütçe meselesi problem olmayan insanlar bunları tercih edebilir. Sizler de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı uzun oldu video. Umarım sıkılmamışsınızdır. Doğru şeyler anlatmışımdır arkadaşlar. Bu anketin ve yağlar hakkındaki bildiğim genel bilgiler bunlar. Bunları sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şimdi sonuç olarak sen ne anlattın usta şimdi 2 saat? Ben hiçbir şey anlamadım diyecek olan hemen kanalı terk etsin. Videoyu da kapatsın. Hangisi iyi? Hangisi kötü? Olayı yok. Kullanım. Kullanım amacı, kullanım şartları, yağ koyma dengeleme oranı sizler için bu yağları iyi ya da kötü yapabilir. Net bu arkadaşlar. Eğer işin özetini anlamak istiyorsanız bu. Tekrar konulara dönmek istemeyeceğim. Yani genel bir tabir var. Bazı arkadaşlar bunu yazıyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Kötü motor yoktur. Kötü kullanıcı vardır.
Aynı şekilde yağ içinde öyle. Kötü yağ yoktur. İki zamanlılar için konuşuyorum. Dört zamanlı ya da 20, 30, 90 numara. Onlar bu yağ, bu motorlar için üretilmiş bir yağ. Onların farklı kullanım amaçları var. Bunları karıştırmayın lafıma. Kötü yağ yoktur. Kötü kullanım, kötü oran, kötü şartlar vardır arkadaşlar. Bunları sizler belirleyeceksiniz. Ona göre yağ oranını şey yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Soğuk bir iklimde yaşıyorsanız kış şartlarında 50 milimden fazla koymanıza gerek yok. Net. Diğer kırmızı yağlarda soğuk bir şey yerde kullanırsınız. Motoru çok zorlamıyorsunuz. 20 milim, 25 milimi, yani 25, 20 milim çok az, biraz az olabilir. 25 milimi fazla geçmenize gerek yok. Bu kadar yani. Her şey sizlere bağlı arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğretmişimdir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.